Merhaba, satranç kitabı severler. Satrançta büyük ustalar, modern görüşler, Richard Rethi kitabının çevirinin ön sözü. Richard Rethi'nin satrançta modern görüşlere ön söz ve Richard Rethi'nin satrancın ustalarına ön söz. Bunları da sizlere aktarmak istedim kitabın daha iyi anlaşılması için. Çevrenin ön sözü, yani Ali Karatay'ın ön sözü. Bu kitap Rethi'nin ilk kez 1923'te basılmış Satrançta Modern Görüşler, Modern Ideas in Chess ve ilk kez yazarının ölümünden sonra 1933'te basılmış Satranç Ustaları, Master of the Chess Board adlı kitaplarının kaynaştırılmış bir çevirisidir. Birinci kitap hipermodern oyunun savunuşu, ikincisi ise bir tür satranç ders kitabı olarak kaleme alınmışsa da bunların her ikisi de konusunu tarih sırasıyla işlemiş, sık sık hipermodern satrancı hazırlayan teknik ayrıntılara değinmiş ve 1920'lerdeki satranç anlayışını yansıtarak sona ermiştir. Kitaplarda işlenen konular önemli ölçüde örtüşmektedir. Öyle ki bunlardan yalnız birinin dilimize çevrilmesi bu örtüşmenin çokluğundan ötürü öbürünün çevrilmesini olanaksızlaştırmazsa çok geciktirirdi. Oysa her bir kitap öbüründe bulunmayan sayısız değerli irdeleme içermektedir. Bu gerekçeyle kitapları kaynaştırarak çevirmeyi denedim ve bu işlem sırasında kitapların birbirini doğallıkla tümlediklerini gördüm. Hatta az sayıda da olsa birinci kitapta açıklık taşımayan bir iki irdelemenin ikinci kitapta tanımlanmış, birinci kitapta yeterince serimlenmiş bazı görüşlerinse İkinci kitapta biliniyor sayılmış olduğunu gözlemledim. Elbette okuyucu çeviriyi izlerken günümüzde son zamanlarda gibi kelim belirteçlerin verilen bilginin tarihsel kapsamını günümüze ya da son zamanlara kadar genişletmeyebileceğini 1920'lerde belki de sınırlandığını unutmayacaktır. Kitaplar bu yaşa rağmen eskimiş değildir. Her iki kitapta İlk yayınladıkları tarihten bu yana en ilgi çeken güncel satranç kitaplarıyla birlikte basıda gelmektedir. Günümüz satranççılarının ünlü kuramcı ve yetiştirici Suetin Rethi'yi kitaplarda gerek açılış irdelemesini, oyun ortası planlarına, gerekse açılış düşüncelerini geliştirmeye, genel satranç kavrayışındaki ilerlemeye bağlamada ki üstün başarısından ötürü övgüyle anmakta. Ciddi bir satranç öğrencisinin açılış çalışmaları arasında açılışların tarihsel gelişimine de yer ayırmada gerektiğini belirterek Rethi'yi haklı görmüştür. Kitaplar az deneyimli bir oyuncunun izlemekte güçlük çekmeyeceği bir açıklıkta yazılmıştır. Gene de okuyucu için ön bilginin yararlı olabileceği bir iki yerde çevirmen bunları dipnot olarak vermiştir. Okuyucuya ilginç gelebilecek bir takım konulara gene bu notlarda değinildiği gibi Rethi'nin yollamalarda bulunduğu oyunlardan bir kısmı da dilimizdeki kaynak eksikliğini gidermek amacıyla bu notlar arasında verilmiştir. Benzer yoldan biyografik bilgiler de sınırlı ölçüler içinde tanımlanmıştır. Burada geride kullanılan, burada çevirin, kitapta kullanılan notasyonlar var. Notasyonu geçiyoruz çünkü notasyon bilgisi, yani satrancın yazım dili olan satranç oyununun yazım dili olan notasyonu kaynaklarda çok anlatılmış. İnternette de bulabilirsiniz. Burada şurada güzel bir fotoğraf var. New York 1924 turnuvasına katılan 11 usta. Ayaktakiler. Soldan sağa. Marshall, Tartakover, Manoski, Alehin, Rethi, Bogorjubov. Ön sıra soldan sağa Yet, Kapaplanga, Janowski, Edward Lasker, Emmanuel Lasker. Ne güzel. Yıldızlar geçiriliyor. Satrançta modern görüşlere ön söz. Richard Rethi. Günümüze kadar gelebilmiş eski satranç oyunlarını son yıllarda oynamakta onlarla yüzeyselce olsun karşılaştırırsak apayrı açılışlar, hiç alışık olmadığımız oyun kuruluşları buluruz. Yepyeni görüşler satranca egemen olmaktadır. Üstelik bu görüşlerde
modern sanat görüşleri oldukça benzeşmektedir. Nasıl modern sanat doğalcılıktan ayrılmış bulunuyorsa, modern satranç da artık sağlam denen oyun ya da doğal gelişme ardında değildir. Burada doğal gelişme sözlerini tam sözlük anlamında kullanıyoruz. Nitekim eski tür gelişmeler doğrudan doğadan kopya ediliyordu. Biz bugün insan zihnindeki düşüncelerin uygulanmasında doğal süreçlerden daha derin olanaklar saklı bulunduğuna, daha doğru bir deyişle hiç değilse insanlar için doğanın sunduğu en büyük şeyin zihinsel yetiler olduğunu inanıyoruz. Dolayısıyla doğayı izlemekle yetinemiyor, düşüncelerimizi gerçeklerle beslemek istiyoruz. Sanatta öncüler ancak bir azınlıkta anlaşılıp çoğunlukla sara kaya alınırlar. Oysa satranç eleştirinin sanattaki kadar etkili olmadığı bir alandır. Burada oyun sonuçları kararı kesinlik ve sonarlıkla belirler. Bu bakımdan kitabımız satranç dışında da bazı çevrelere ilginç gelebilir. Alaylara ve düşmanlıklara rağmen kendi düşünceleri doğrultusunda yürüyen sanatçılar hiçbir yaratıcı kişiliğin arınık olmadığı o kuşku anlarında satrancı sınırı dünyasında olsun yeni görüşlerin eski görüşlere karşı savaşından yengiyle çıktığını bilmekten bir umut edebilirler. Burada Richard Rettie'nin New York turnuvasındaki bir notasyon kağıdının fotoğrafı var. Capablanca'ya karşı oynadığı oyun. Bu kitapta amacım satrancın Andersen'in klasikliğinden Steiner'ın doğalcılığına, oradan en modern ustaların kişisel görüşlerine kadar geçirdiği evreleri sunmaya çalışmaktır. Richard Rettie'nin Satrancın Ustalarına Ön Sözü. Bu kitap bir oyunlar seçkisi kuruluşundaysa da gerçekte ders kitabı olmak amacını gütmektedir. Neymiş? Ders kitabıymış. Ne var ki bir ders kitabı daha vardı değil mi? Alman Satranç Federasyonu ders kitabı. Sistematik antrenman. Satrançta sistematik antrenman. Sergiy Samaryan. Evet. Bu da onun gibi. Ders kitabı niteliğindedir. Ne var ki satranç hiçbir zaman yalnızca kitaplardan öğrenilemeyeceğinden bu kitap matematik ya da başka ders kitaplarına benzemez. İnsan nasıl yüzmeyi yüzerek öğrenirse satrancı da oynayarak öğrenir. Satranç üzerine yazılmış bir ders kitabı heveslisine dinlenme saatlerinde bu sanatın güzelliğini ve büyüsünü sezindirerek satrançta başarının temel koşulu olan tat alma duygusunu uyandıran bir kılavuz, bir dar gün dostu ve tuzaklara karşı uyarıcıdan başka bir şey olamaz. Bu düşünceler beni bu ders kitabının en iyi ancak bir oyunlar seçkisiz biçiminde kurulabileceğine inandırmıştır. Matematikte karmaşık hesaplamalar genel kuramların bir bileşimidir. Oysa satranç kuramı bir soyutlama, gerçek masa başı deneyimlerinden çıkarılmış bir genellemedir. Tüm satranç kuramının temelinde birinci öğe masa başı savaşımı oyunlarıdır. Bu kitapta satranç büyük ustalarının başarılarını tarihsel sırası içinde sunmaya çalışıyorum. Bu aynı zamanda mantıksal sıradır. Modern satranç tekniği geçmiş deneyimlere dayanmaktadır. Yeni ustalar ancak eski ustaları incelemekle doğru olarak kavranabilirler. Daha genel olarak hiçbir zihinsel etkinlik gelişme tarihinin değişik evreleri üstün körü de olsa bilinmedikçe tam olarak anlaşılamaz kanısındayım. Kitabın başlarındaki Harry Nelson Pillsbury bölümünün sonuna kadar olan kesimde eski ustaları ve onların görüşleri betimlemeye çalışıyorum. Ancak bu gerçek ve tüketici bir satranç tarihi yazdığım sanısını uyandırmamalıdır. Tersine bir ders kitabı yazdığım hiç aklından çıkarmayarak Stanton, Paulsen, Sukertop, Bird, Blackburn, Gigorin, Burn gibi çok sayıda birinci sınıf ustaya bu kitapta yer vermedi. Çünkü adı geçen bu ustaların hiçbiri bütün başarılarına ve birçok değerli görüşüne rağmen kalıcı bir satranç çığırı açmış değildir.
Satrancın gelişmesi de onların yönünde olmamıştır. Örneğin Blackburn ve Jigorin satranç anlayışında Steinitz'in karşıtıydılar. Ama bunların hemen ardından gelen kuşak Steinitz'in açtığı çığırı izler olmuştur. Bu adı geçen ustaların küçümsenmesi değildir. Yalnızca bir tarihsel gerçektir ve belki de Steinitz'in dünya birincisi sanını taşıması gibi ikinci koşulların bir sonucudur. Günümüz kuşağı satranç ustalarının birçok konuda Jigorin'e yaklaşmaları ve Jigorin'in yeğlediği bir takım açılışların söz gelimi İspanyol oyununa karşı savunma yönteminin yeniden güncelleştirilmesi buna bir delildir. Eski ustalar arasından yalnızca satrancın evrimine yön vermişleri tartışmak üzere bir seçme yapmış bulunuyorsam da günümüz ustaları arasından benzeri bir seçkiye kendimi yetkili görmedim. Dolayısıyla kitabın ikinci kesiminde üstün başarı göstermiş tüm ustalara yer verdim. Bu arada nesnel bir tavır takınmaya ve bu ustaların görüşlerini kendi görüşlerime aykırı düşseler de doğru yansıtmaya özen gösterdim. Kitap boyunca oyunların seçiminde ve irdelenmesinde bir ders kitabı yazdığım sürekli göz önünde bulundurarak yalnızca açılışların değil, oyun ortasında da genel ilkelerini gerçek masa başı oyunlarından çıkarmaya çalıştım. Umuyorum ki gerek az deneyimleri, gerekse deneyimli oyuncular satranç çabaları süresince bu kitabın varlığında bir dost ve bir işten yardımcı bulacaklardır. Teşekkürler.